Bir altın madalya maçımız olacak Türkiye için. Nafia Kuş'un mücadelesini beklemeye devam. Bir karşılaşma daha var demiştik. Beşinci karşılaşmadayız. Yunan sporcu ile İspanyol sporcu karşı karşıya gelecek. İspanyol sporcu çok tanınmış bir sporcu değil ama Yunan sporcu Teofilo Sarvanaki'nin önemli başarıları mevcut. Dünya ikinciliği var ve 8 açık turnuva şampiyonluğu söz konusu. Yine mavi köşe favori diyebiliriz. Sarvanaki favori ama Magdaleno 3-0 önde başlamıştı. 3-2 oldu skor. Sarvanaki'nin dizi yere değdiği için Magdaleno 1 puan daha aldı. 4-3. İspanyol sporcunun açık turnuvalarda 5 şampiyonluğu var. Önemli büyük bir başarı yok ama 2013 yılından bu yana küçük çaplı organizasyonlarda başarılar elde etmiş. Yine tecrübeli sayılabilecek bir sporcu. Açık turnuvalarda başarıları var tabii ki. Onlardan bahsedebiliriz. Antalya'da son gençler maçında, Turkish Open'da şampiyon olmuş bir isim 2014'te. Yine İstanbul'da Avrupa oyunlarında 2018'de büyüklerde şampiyonluk yaşamış bir isim. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda birinciliği var. Riga Open'da 2018'de şampiyon olmuş. Varşova'da, Polonya'da şampiyonluğu yaşamış bir isim 2019'da. Ve son olarak 2022'de Turkish Open'da şampiyon olmuş bir isim. Bir de Manchester'daki Avrupa şampiyonluğu var. Loda Magdaleno'nun. Sarvanaki 5-4 önde, bir sakatlık söz konusu. Evet, sakatlık devam ederken bizde Teofilo Sarvanaki'nin kariyerine bir göz atalım dilerseniz. Dünya ikinciliği var demiştik. 8 açık turnuva şampiyonluğu söz konusu. Sofia Open'da şampiyon olmuştu. Yunanistan'da yine bir şampiyonluğu söz konusu. 2018'de Avrupa şampiyonluğunu yaşamış bir isim. Sofia Open'da yine 2019'da da şampiyon olmayı başarmış. 2020'de de Sofia Open'da, hatta 2021'de de Sofia Open'da 4 kez üst üste şampiyon olmayı başarmış. Arnavutluk Tiran'da 2021'de şampiyonluk yaşamış bir isim. Avrupa oyunlarında Sofya'da 2022'de şampiyon olmuş. Almanya'da yine açık turnuvalar kazanmış. Ve Hollanda'da Eindhoven'da yine bir açık şampiyonluğu var. Guadalajara'da dünya ikinciliğini kazandı 2022 yılında Teofilo Sarvanaki. 5-4'lük üstünlüğü var. Son dünya ikincisi
son Avrupa şampiyonu karşı karşıya geliyor. Magdaleno için kariyerini biraz geç sizlerle paylaşmış olduk ama Yunan sporcu daha büyük başarılara imza atmış. Beş dörtlük üstünlük Yunan sporcudan. Şu ana kadar iki İspanyol, iki Türk sporcunun şampiyonluğu söz konusu. Tabii ki turnuvada genel klasman şampiyonluğu içinde İspanya'nın değil Yunanistan'ın kazanması işimize gelir diyebiliriz. Evet, teknik olmadan dışarı çıktığı için Sarvanaki'den bir puan daha kazanıyor Magdaleno. 6-5. İspanyol spor çok ağır hareketleri var. Daha seri atak yapması lazım. Sarvanaki yumruk puanı alamadı ama ilk roundu kazanıyor. Yunan sporcu ilk roundun önemli anları ekranlara yansıyor. Bir de sağlık problemi. İkinci round başlamak üzere. Kırmızı ve mavi köşeleri maçın hakemi tatemiye davet etti. Arnavutluk'tan Viverer Bektaşi yönetiyor karşılaşmayı. Manchester'ın mı yoksa Guadalajara'nın mı başarılı sporcusu kazanacak? Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu sporcular karşı karşıya şu anda. İspanyol sporcunun Avrupa şampiyonluğu, Sarvanaki'nin dünya ikinciliği var. Yunan sporcunun 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor karşılaşmada. İkinci roundda şu an için kısır geçiyor mücadele. Stratejik diyelim hatta. İspanyol sporcu rakibini itmeye çalıştığı için bir ceza aldı. Sarvanaki'nin de 2-0'lık üstünlüğü var. Yunan sporcu çok dikkatli bir şekilde rakibini kışkırtmaya çalışıyor. Yüzünü yaklaştırıp yumruk puanı fırsat arıyor derken bir puan geldi. 3-0. Sürekli refleks kontrolünde Yunan sporcu boşluğu hissettiği anda yumruk puanına giriyor ama sol tarafta bunu başarabilecek gibi görünmüyor. Tekrar sağa döndüğü için yumruk için bu kez Magdalena'nın da mücadelesi var. 3-0'lık üstünlük devam ediyor. Sarvanaki yaklaştığı anlarda yumruğu çok fazla değerlendirdi. Düştüğü için bir ceza da alıyor İspanyol sporcu. 4-0 ve süre bitti. Karşılaşmayı belki bir saniye daha devam ettirecek maçın hakemi. 4-0'la Sarvanaki kazanan